Herkese merhabalar. Babacan Yemekleri hoş geldiniz. Bugün çok pratik 3 malzemeli ev yapımı bir dondurma yapacağız. Muzlu dondurma kızımla beraber. Daha önce kızımın kanalında muzları dondurmadan normal haliyle ezme yapıp sonradan buzluğa koymuştuk. Şimdi de tam tersi. Önce muzları dondurduk. Taş gibi oldu. Olmamış. Şimdi buradan yapacağız. Arkadaşlar olmamıştı, o yüzden zaten dondurma koymamıştık. Parça parça olmuştu. Biraz zor tabi soyuluyor. Arkadaşlar zaten önce babam bunları Muzlarımızı doğradık. Brandemizin içine attık. Şimdi önce biraz çalıştıracağız. Arkadaşlar işte dediğim gibi dondurduk, ondan sonra soyulmadı. Babam donunu biraz sıcak suyla yıkadı, kesti. Kabuğunu soyduk, içine attık. Evet, biraz krema gibi olmaya başladı. Çok az süt ekleyeceğiz içine. Ama çok az ekliyoruz sütü. Gördüğünüz gibi krema kıvamında oldu. Şimdi bu zaten olgunlaşmış muz olduğu için gayet tatlı. Kalori hesabı yapıyorsanız bal koymayabilirsiniz. Ama biz biraz daha tatlı sevdiğimiz için, bunu kızıma özel yaptığım için biraz daha ballı yapacağız. Nehir, koy biraz şimdi içine bal. Ne kadar koyayım? Koy bakalım, ben sana dur derim. Çok tatlı olsun istiyorsan, tamam bu kadar yeterli. Yeterli. Bal ölçüsü yok. Kafanıza göre koyabilirsiniz. Evet, şimdi kıvamını göstermek istiyorum size. Bu haliyle hazır. Bu halde de yenilebilir. Gördüğünüz gibi. Hemen bir tadım testi yapıyoruz. Nasıl olmuş tadı? Evet. Güzel olmuş. Nehirden onay aldık. Şimdi bunu ama istersen... Ama biraz bal eklersek yapıyoruz bence. Az ekle o zaman. Tamam. Yeterli. Yeterli, çok ballı olacak. Biraz daha karıştıralım. Evet, şimdi bunu dediğim gibi bir kaseye de koyabilirsiniz. Öyle de yiyebilirsiniz. Dondurma kalıplarına biz koyacağız şimdi. Nerede bir kalıplarımız? İşte burada. Bir şey yapıyorum ya dondurmayı. Gerçek dondurma ben sana yapıyorum. Aa, çok güzel. Arkadaşlar bu çok lezzetli oldu ya. Şöyle fazlasını alalım. Bakalım kaç tane çıkacak. Nehir yalnız bunlardan bir tanesini ben yerim. Bir tanesini de annen yer. Geri kalanları da sen yersin, tamam mı? Arkadaşlar iki de yapacak. Bugün çok iş var. Neden? Çünkü bunu unutmam lazım ve zor dayanacağım. Dondurmayı çok sevdiğim için zor dayanacağım. Evet, şimdi 1-2 saat bekleyeceğiz. Tam dondurma akşama kadar mı bekleyeceğiz? Öğlen yiyebilirsin. Öğlen de bir tanesini yiyebilirsin. Oh. Akşama da yiyebilirsin. Nehir, galiba hepsi olacak. Çok şanslısın. Gayet doğal, sağlıklı, hiçbir katkı maddesi olmayan güzel bir dondurma yaptık. Bunu içerisine donmuş çilek de ekleyebilirsiniz.
Biz bu yaz değişik değişik dondurma tarifleri paylaşacağız zaten sizinle. Arkadaşlar, kavunlu da yapacağız, şeftalili yapacağız. Değil mi Nehir? Muz, karpuzlu yapacağız. Çilekli yapacağız. Sade çilekli yapabiliriz. Muzlu çilekli karışık yapabiliriz. Şeftali çilekli yapalım bir de. Şeftali çilekli yaparız. Bir de renk renk kat kat yapacağım sana. Twister gibi yapacağım. Nasıl kat kat? Karpuzlu, şeftalili, birisi muzlu. Birisi üzümlü, birisi muzlu, birisi karpuzlu, birisi... Her bir meyveden yapacağım. Brokoli mi? Brokoli de olmaz. Elma da yapmasın. Elma da olmaz da tatlı meyve lazım bize. Çikolata da koyabiliriz bundan içine. Evet, çikolata da koyalım. Yes. Evet, tam 6 tane çıktı. 3 tane muzdan böyle 6 tane çıktı. Şimdi bunları ne yere koyalım yerlerine yavaşça. Tam donmaları için. Bunu da koy. Şöyle. Ben farklı yapıyorum. Tamam. Şöyle. Şöyle olacak. Evet, dondurmalarımız hazır. Şimdi biz bunu buzluğa koyuyoruz. En az bir saat daha bekledikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Arkadaşlar, dondurmanın en son halini size gösterecektim ama maalesef ben görmeden kızım kaçtı göz arasında buzluktan onları almış, hepsini yemiş. Onun için size son halini gösteremiyorum. Nasıldı tadı bari, sen söyle Nehir. Çok güzeldi. Bir dahaki sefere artık en son donmuş halini de göstereceğim size.